Millet İttifakı'nın CHP adayı Muhittin Böceğin kesin olmayan sonuçlara göre Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesi üzerine çok sayıda partili ve vatandaş dün kutlama yaptı. Gece yarısı CHP il binası önüne gelen Muhittin Böcek parti önündeki kalabalığa seslendi. Böcek, Millet İttifakı'na oy veren vermeyen bütün Antalya için çalışacağı sözünü verdi. Antalya'da 1 milyonu aşkın insan sandık başına gitti ve oylarını kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Konyaaltı Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Muhittin Böcek, en güçlü rakibi olan mevcut başkan ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Menderes Türel'i geçerek yeni başkan ilan edildi. Kesin olmayan sonuçlara göre Böceğin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi üzerine vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Muratpaşa ilçesindeki CHP İl Başkanlığı binası önünde toplandı. Şarkılar ve marşlar söyleyerek eğlenen vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekti. Alana gelerek kutlamalara katılan Böcek yaklaşık 100 gündür gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi ve kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. Bugüne kadar 100 gündür gece gündüz demeden bizlerin yanında olan eller öpülesi, nasırlı eller öpülesi analarım, kıymetli hemşehrilerim, hepinizle birlikte tam 100 gündür gece gündüz demeden koştuk. Ama Antalya'da seçimi kim kazandı biliyor musunuz? Antalya kazandı, Antalya! Demokrasi kazandı, demokrasi! Antalyalıların 25 yıldır kendisini bağrına bastığını söyleyen Böcek, Millet İttifakı'na oy veren, vermeyen herkes için çalışacağını söyledi. Biz ittifakın adayıydık ama kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza sahip çıkan, al bayrağımıza sahip çıkan, cumhuriyetimize sahip çıkan, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olan herkesin, AK Partilisinin, ülkücüsünün, oy veren, geçmiş dönemde diğer siyasi partilerde il başkanlığı yapmış, gönüllerin, gönül dostlarıma, hepsine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra yine Antalya'mızda 19 ilçemizde bütün belediye başkanı arkadaşlarımızla hep birlikte Antalya için çalışacağız. Geçmiş dönemde ötekileştirilen, haksızlığa uğrayan bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için geldik. Gece gündüz demeden, hiçbir vatandaşımızı ötekileştirmeden sizlerin vermiş olduğu o kutsal oylarınızı namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Bundan sonraki çalışmalarımız oy veren vermeyen bütün Antalyalılara olacaktır. Hepimize hayırlı olsun, Antalya'mıza hayırlı olsun. Seçimin sonucunu Antalya'mız kazanmıştır. Böcek konuşmasının ardından partililerin teşekkürünü kabul etti. 31 Mart Antalya'ya bağlı.